Merhaba arkadaşlar bu dersimizde scalp modda bazı küçük ayrıntılar eklemeyi göreceğiz. Şimdi burada bizim içerideki modelimiz bu. Bunların kesişim noktalarını görmek istersek şuradan random seçebiliriz. Mesela bakın şu mavi olan bizim yeni modelimiz. Ritopoloji yaptığımız bu da eski moda sarı olan. Şimdi buradan bunu seçtiğimizde Buna bir modifier ekliyoruz. Birincisi e, multi-resolution modifier, e, multi-res diye geçiyor bu. İkincisi, e, bu ne yapıyor? Onu yapalım ondan sonra ikincisini ekleyelim. Şimdi bunu kapatıyorum. E, şuradaki, mesela şöyle bir, bunu ben nasıl yapmışım hatırlarsanız Şurada, şurayı aktif etmiştim. Biraz opacity azalttım. Ee, hani biraz onu göreyim ne kadar yaptım işlem etki yaptı diye. Şimdi burada e, birkaç defa bunu bölüyor. Mesela şimdi bir kez böleceğiz. Ee, böyle simple veya linear fark, fark eder de biz subdivide'e basalım. Ee, bir kez subdivide ettik ve şunu yapıyor aslında. Bir dörtgeni dörde bölüyor. Ama bu tehlikelidir. Niye bunu yapıyoruz dersek? Bu sculpt modda ne kadar ayrıntı olursa o kadar iyidir ama işlem gücümüzün zayıflığından dolayı bir orta yol bulmamız gerekiyor. Bilgisayar gücüne göre takılabilir. Bir de şuradaki şey aşağı yukarı biliyorsam yani yapacağım ayrıntının boyutu neyse ona göre de bir düşünebilirim. Mesela şey modundayken retopoloji yapınca şuradaki şeylerin sayısını yüksek tutarsanız da ona göre de biraz e, ayarlama yapmak gerekiyor. Yani ben birkaç defa burada 3'e e falan çıkınca e, yazılım takıldı. Kapatarak kurtulabildim. O yüzden yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Bir tık daha yapalım. E, mesela bakın böyle bir şey yaptı. Aslında ne yaptığını bakarsak ben bunu şimdi bir uygulayayım. Uyguladım. Sonra da bakın ne kadar küçük noktalara dönüştü. Az önce öyle değil değil mi? Bunu kastediyoruz aslında. Çok fazla nokta oluşuyor. Bu şekilde. Hiçbir şeyi seçmezsek Simsiyah oldu bakın şeyimiz. Şöyle yaparsak. Yani dörde bölüyor. Bir kat daha bölüyor falan derken o subdivide operatörü. Bu arada bizim kullandığımız remesher veya Instant Meshes o kadar iyi değil çünkü şurada bazı bölgeler var. Bunlarda sıkıntı yaşadı. O yüzden hani ondan dolayı olan bazı sıkıntılar var. Bunun için Quad Remacher diye başka daha kaliteli bir ürün var. O kullanılabilir. Mesela şuralar güzel olmadı. Ama ben şimdilik e, idare edeceğim. Hatta elle de yapılabiliyor bu. Şimdi bunları geri alıp e, Sculpt Mod'da düzenlemelere bakalım. Şimdi evet. Biraz daha geri almalıyım. Güzel. Şimdi iki tane yaptım. İki tane burada yeterli oluyor aslında. Ee, sonra ikinci modifier'ımız shrink wrap modifier. Shrink wrap şunu yapıyor. Bir şeyi diğerin üzerine giydiriyor. Yani şimdi bunun şekli burada bozuldu ya. Tam alttaki şekil gibi olmadı. Ben shrink alttaki şeklin ismi kapak üstü 17. Target olarak onu seçiyorum. Bir anda bakın ona doğru benzemeye çalıştı. Şurada ayarlarda artık sizin ne gibi ihtiyacınız varsa ona göre bir kurcalamakta fayda var. Şimdi projekte seçiyorum. Şurada da nokta bir santim falan diyorum. mesela şurada bir sıkıntı oldu. Yine deneysel yani. Bunu nokta iki yaptım. Biraz gitti bakın. Nokta üç. Artık her neyse bu. deneysel olarak bunu yaptık. Nokta dört santim desem. Pek bir şey değişmedi. Şuralar aslında kötü. Ama bizim şeyden kaynaklanan rit topoloji artı buradaki alttaki modelimizde olan bir şey aslında bu. Modelimizin çözünürlüğü düşüktü biraz, ondan kaynaklanıyor. Orada belki çözünürlük yüksek yapılabilirse burada bu sıkıntılar olmaz. Yine şurada da bazı şeyler var. Bunlar sıkalt modda giderilebiliyor. Smooth diye bir özellik var onu kullanarak. Şimdi bunu yaptık. Şundan eminsek artık yani iki resolution ve ee, şu durumdan eminsek ee, burada şey yapıyoruz. Şunu e, Apply diyoruz alttakini, üsttekini daha Apply etmiyoruz. Artık bakın e, bunun iki re rezolasyon yani çözünürlükte e, şey oldu. Öyle kaldı şekil. Yani şimdi hep bunun şeklini değiştirdi. Şimdi biz de şekli değiştirmeye devam edeceğiz. Şu an iki şeydeyiz. Burada Scalp moda geçelim. Buradaki temel yaklaşımı şeyler yaparak böyle çizgiler çizerekten o çizgileri çeşitli girinti, çıkıntı gibi şeyler yapmak aslında. Mesela Scalp modtayız Burada şu fırçanın bazı pratik özellikleri var. Onları bir göstereyim. Mesela F tuşuna basıp bıraktığınız zaman sağa doğru çekerseniz eee radius artırıyor. Şurada radius var bakın. Radius artırıyor. Hani illa buraya gitmektense şöyle yapıp gitmektense F bir kez basıp bıraktıktan sonra sağa sol çekersek yukarı aşağı bir şey değişmiyor bakın. Sağa sol çekerek büyütüp küçültebiliyoruz. Şöyle küçültebiliriz. bir de strength denen bir şey var. Buraya yapacağımız boyamanın gücünü ortaya koyuyor. Bu da Shift F ile oluyor bakın. Shift F de onun gücünü tam yapıyor. Mesela bunu 076 yaptım. 80 burası değişti bakın. Fall off burada e, hani o etkinin nasıl olacağı. Bir yere basıyorsun. Etki merkezden etrafa nasıl bir şekilde dağılacak? Eee onun alakalı bir şey. E, burada mesela işte genellikle sumut dediği var. 0 seçilebilir. 0. Şimdi biz burada maskeleme bazlı bir yaklaşım. Yani stalk modda pek bir şey öğrenmeyeceğiz. Maskeleme bazlı bir yaklaşım sergiliyoruz. Buradan da maske aracını seçiyorum. Şuradan gelip tekerle. E, maske aracını seçtik. Tabi bundan önce şurada bir şey yapmayı atladım ben. Sculpt'da e, pardon face set'te inside face set var. By lose parts diyoruz. Ve e, bu sculpt moda bu nesnemizi hazırlıyor aslında. E, ondan sonra da ben şurada e, stroke kısmında line diyorum. E, Sonra da bir demiş. Şurada fall of sphere yapmıştık. Gitmiş o. Bunu çünkü her e, brush arayı yani şu fırça bunlar. Fırçaların ayarları oluyor. İşte ben mastayken bu ayarı yapıyorum. Şimdi başkasını seçsem önceki ayar kalmıyor. Ama o ayarlar da bir kayıt altına alınabiliyor. Şimdi bunlar önemli değil. Şimdi seçim modunun ayarlarını bir daha yapalım. Bunlar aslında şurada. Ee, daha e, kolay yapabiliriz. Daha geniş bir şekilde görebiliyoruz bunları. Şimdi biraz Setting. Ee, Radius Unit dediği Veeve şöyle bir şey. Mesela bakın e, şeyin fırçanın boyutu sabit kalmakta bile nesne küçüldükçe fırça orantılı olmuyor. Bu çoğu zaman istemediğimiz bir şey. Çünkü şuraya bir şey yapıyorsun. Aynı ebatta başka yerde bir şey yapacaksın. Şöyle bir gidip geldiğin zaman e, bunun ayarı kayboluyor. O yüzden burada şunu sahne diye seçeceğiz bakın. Gidince orada kalıyor. Bu şey hatta akıllı bakın o yüzeyi normaline doğru şöyle eğilip bükülüyor. Bu da iyi bir özellik. Burada yapacağımız diğer şey Advance'e gelelim. Şunları falan seçelim. Şöyle. Sonra onu yaptık. Hardness. Mesela şöyle basıp bırakırsam şey seçti bakın ama 05 seçti. Yani burada e, tam tam da o kadar güçlü seçmemiş oluyor. Seçimi iptal etmek için Alt M tuşuna kullanıyoruz Veyahut hut e, şuradan e, mask mask'tan işte Clear mask kullanıyoruz. Alt M'ye burada bakın. İşte B tuşuna bası, basıp bıraktıktan sonra işte böyle dikdörtgen bir seçim yapılıyor. Tabii burada poligon seçiyor. Poligonlarımızda ne kadar e, ayrıntılıysa ona göre aslında oluyor. Tabi şimdi bizim e, şunun bir şey moduna gidelim. demiş aslında. Yani çözünürlüğümüz bakın çözünürlük uygulanmış hali. Eğer bu bize yeterli değilse bir subdivide daha diyebiliriz. E, dedim bakın 3'e geçti burası. E, bir kat daha gitti. Olsun. 3'te çalışalım madem şimdilik. Ee, ama işte üçte çalıştım. Şuradaki e, o shrink wrap olayı gitti aslında. Shrink wrap'i bir daha bir yapalım. Mesela yapması iyi değil ama. Ha mesela yapmasam iyi diyorum. Şimdi silebiliyoruz biz bunu. Bir geri gelip, şimdi ileri geri gidince şuradaki ayrıntıyı bir bakalım tekrar. Bak gördünüz mü? Şuradaki dört şey dörde bölündü. Çok fazla geometri oluyor. Şimdilik olmasın. Şurada bakın delete hayır var. Üst seviyedeki yani aslında aynı şeklin birden çok e, versiyon tutuyor. Az çözünürlüklü, çok çözünürlüklü. E, delete hayır diyorum. Yüksek olanı sildi. Mesela şimdi yukarı doğru gidemiyorum. Ama unsap derseniz patlıyor. Bazı sıkıntılar var. Her neyse burada artık e, alt m ile bu seçimi şey yapalım. Şimdi kafama göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Mesela e, bir de şu özellik var bakın. X, X ekseninde aynalama. Mesela ben şuradan, e, buradan bu tarafa doğru bir de F, e, pardon Shift F deyip tam böyle güçlü yapsın istiyorum. Şuradan bu tarafa, e, şöyle şuradan gelip tam ortalamayı da çalışarak, tam ortalamayı başaramadık ama şöyle seçip şuraya kadar bir çizgi atmayı düşünüyorum. Ama sanki tam ortalayamadım. altmaya alt M diyelim. Biraz daha şuradan şöyle bir şöyle olabilir belki. Şöyle yapalım. O kadar da şu an mühim değil bizim açımızdan. Burada da yaptı aynı şeyi bakın. Şimdi yukarıda yaparsam belki şey olmaz iptal edip tekrar şuradan geliyorum şöyle. Yaklaşık. Bunu yaptık. Şimdi burayı da x80'inde mirror yaparsak burada da aynı şeyi yapacağız. Şöyle geliyorum. Burayı da yaptık. Şimdi kontrol ı yapacağım. Gerçi şurada e, içine alamadık ama yani e, belki hani gerçek şeyinizde tekrar başa alıp bunu yapabilirsiniz ama ben gösterdiğim için şu an onunla zaman kaybetmeyeyim. Kontrol e, ı yapıyoruz. Invert Selection olmuş oluyor. Buradan şunu da şimdilik iptal edelim. Şimdi ben burayla alakalı envai çeşit şey yapabilirim. Mesela e, şurada bir araç var Fil, filtre onu kullanabilirim. Mesela şu mesh filter diye bir şey var bakın. Şu kısım mesh filterlarmış. Buna basıyorum. E, sonra da bu içeri doğru veya dışarı doğru çıkartma. Ben bunları şimdi dışarı doğru çıkartacağım. Sol tuşa basıp sola doğru çekersem sağa doğru çekersem bakın bir şeyler oluyor. Hafif şöyle çok değil hafif Shift e, basılırken yaparsam daha bir e, şey olur. Mesela şöyle biraz daha. daha biraz daha. Mesela şunu düşünelim. Sonra da e, alt M'ye basarsam mesela şöyle bir şekil elde ettim. Nasıl? Güzel değil mi? Yani bunun kontrol e, Z'lerle bunun gerisine gelip e, küçük bir düzenleme yapılabilir belki. E, ve şunu yapmak istiyorum bir de. Burada şöyle kestiler atıp onları da içeri doğru e, göçürmek istiyorum. Tekrar şu moddan seçim moduna gelelim. Seçim modumuz master selection moduna geldik. E, şöyle şuradan iki tane veya üç tane neyse atabiliriz. Şöyle geliyorum. Böyle bir çizgi. Tam paralel olsun istersem alt basılıyken yapıyorum bunu. Paralelden bir işlem yapıyor. Tekrar şuradan alt basıp Alt basılıyken yapıyorum. Mesela böyle bir şey yaptık. E, belki iki tanesi yeter bilmiyorum. Şimdi buradan böyle geleyim. Burada öyle bir şansım yok. Yani şöyle kafamı göre bir normal açısı yapacağım. Yaklaşık şurayı da tutturmaya çalışıp şöyle bir şey belki olabilir. E, Tuttu mu? Biraz daha kalın oldu sanki. E, Ctrl Z ile bunu geri alalım. Şuradan biraz daha yakınlaştıralım. Şöyle yapalım. Bu da ince oldu. Kontrol kontrol Z diyorum tekrar. Şuradan şöyle ama şurası aynı olduğu için bir kontrol Z daha yapıp X'i açalım. Ee, şuradan şöyle gelelim. Tekrar şuradan şöyle gelelim. Aşağı yukarı tutturduk gibi. Burada da aynı şey yapabilirim. Şimdi şöyle şöyle gelelim. Aynı. Şimdi kontrol I diyorum ve burada da şimdi farklı bir araç kullanalım. Mesela bunu da aşağı doğru çekme yapacağım. Şöyle geldiğimiz zaman şuradan çekiyorum. Mesela bunu istersem şurada pivot noktasını ayarlayabiliyorum. Set pivot, selection border, mask border diyorum. Mesela şuraya geldi, bunun kenarı neresi oraya geldi. Burada da şöyle z ekseninde biraz aşağı doğru bunu çekme yapacağım. Çekiyorum şöyle hafif. Mesela burada çekmiş olduk. Ee, alt M ile çıkarsam biraz daha e, tam olarak ne yaptığımı görebiliyorum. Hatta artık şu bana e, tam şekli göstermiyor. E, burada da böyle bir şekil elde etmiş olduk. Şimdi tepe görünümden bakalım. E, Fena gözükmüyor şimdilik. Biraz kalın yapmışım. Şuralar e, iyi çıktı aslında. Şöyle daha önceki yaptığımda şurada. E, şöyle yakınlaşalım. Bu arada Selection'ın etrafında Dön e, özelliği aslında aktifti. Onu bir şuradan hızlıca bakalım. References, Navigation, or e, Orbit and Selection demiş. E, Evet. Sunt mass position. Anlamı. Yani şuraya şöyle yapıyorum. gidiyor şunun etrafında. Tamam. Pivot nokta orası olduğu için onu seçmişim gibi düşünüyor. Neyse. Şöyle getirelim. şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela farklı selection tool'un bazı özelliklerini görmek açısından şuraya bir kedi kafası gibi bir logo yapayım şu bölgeye ama Şimdi simetrik yapmak istiyorum onu. Ee, obje moduna geçeyim. Arada da Ctrl S ile bu yaptıklarımı kaydedelim. Obje moduna geçelim. Ee, şunu tam ortasından getirsek, geçirsek. Yani şunlar e, yanlarda olsa. Onu da bakın şurada item. E, R böyle R yapıp şu şekilde bir şey yapsam. Hani şöyle gelip. Şimdi böyle geliyorum. Aşağı yukarı rakamım ne olabilir? E, tekrar R. Ee, sadece Z ekseni de çevirecektir, R yaptığım için. Şimdi şu göz kararı artık bir şey yapalım. Biraz yukarıyı da görsem, iyi mi? Sanki 19 derece işimi görecek gibi. Tamam. Ee, ancak bunu kontrol A rotation dememiz gerekiyor. Çünkü sculpt modda e, şu şey biraz çalışmakta zorlanıyor. Şimdi ben bunu X ekseni ve e, Y ekseni dersem, şu da çalışır. Şimdi bakın dört tane oraya geldi. Buradan da must tool'da olduğumu garantileyip burada artık şey yapıyorum. Burada shift f ile biraz bu böyle de. F ile de biraz şeyi şöyle küçültelim. Şöyle bir şey yapıyorum. Şuradan şöyle gelelim. Sonra buradan şöyle geliyorum. Buradan böyle geliyorum. Buradan böyle geliyorum. Tam doğru olmadı. Şimdi bunu yani tam istediğimiz gibi yapabilmek için şuradan şöyle gelmek gerekebilir belki. Yani Ctrl Z yapalım. Biraz açıyı tutturamadık. Biraz yakınlaşayım. En azından şuradan şöyle bir şey yapmaya çalışalım. Sonra da buradan şöyle gidelim. Şuradan da şöyle gidersek buradan da böyle gidelim şurası gitti kontrol basılıyken şöyle yaparsak burları kesebiliyoruz ama yumuşaklığı bir taraftan gitti işte bu da biraz uğraştırıcı tekrar şöyle gelip bırakırsam ya da hani daha sonra göstereceğim bir şey daha var bir özellik direkt resim buraya koyabiliyoruz ama ben bunu beğenmedim tekrar ee, en azından şöyle bir şey yapalım. Şuradan da şöyle bir şey yapalım. Ee, daha kontrol Z. Şuradan şöyle yapalım. Tamam. Buradan da bunu birleştirelim. Bu da kompleks seçim yapacağız. İçini bir doldurmak istiyorum. Tabii şimdi içini doldurmak uzun sürüyor. Böyle hemen burada Shift F ile Pardon F değil de F ile brush'ı biraz büyütüp şuradan şöyle seçimler yaparsak e, hatta diğer bir brush da seçilebilir ama hazır bu line modundayken line ile bunu böyle çevirmeye çalışıyorum. Tabi içeride şurada yumuşak yerler var. Bunlardan sıkıntı olabilir. F ile biraz küçültelim. Yani şurada gri alanlar var. Şer'i tamamen siyah yapmaya çalışıyorum aslında. Yani seçili alanım siyah alan. Sonra kontrolü deyince orası beyaz olacak, diğer her taraf e, siyah olacak. Beyaz yerler işlemi yapıyor aslında. Şu an ben maskeliyorum ama maske çizer gibi tersini alacağım. E, diğer yerler maskelenmiş olacak. Şuradan iki kulak yapayım. E, Shiftle şöyle kesiyorum. Pardon. Ctrl z. Kontrol basılıken şöyle keselim. Bir de şuradan şöyle keselim. E, bu kulak gibi bir şey olsun. E, şurada bir göz yapalım. Şimdi Burada space yapalım. Space nasıl bir şey? Şöyle bir göstermek adına. E, mesela şöyle tabi kontrol basılıyken yapacağız. Böyle bir ağız yapabilirim. E, i̇stersen buraya bir de e, iki tane göz yapacağım. Gözü de e, tatla yapalım. E, o da. Bir kez tıklamam yeterli. F'ye basıyorum. Biraz büyütüyorum. Şu herhalde kedi gözü olarak yeterli olabilir. Kontrol basılırken yapmalıyım bunu. Birkaç defa basalım. Hatta genellikle çizgi film şeylerinde bir gözü büyük olur. Bunu da bir gözü büyük yapalım. Birkaç defa basıyorum. Ağzını da böyle yaptık. Ağzını beğenmiyorsan belki şöyle tabi burada e, Stroke'da süreklilik istiyorsak Space diyeceğiz ve şu üzerinden bastırarak gideceğiz. Hani ağız beğenmedin daha düzgün bir ağız yapalım. E, şimdi tekrar kontrol basılıyken ağız yapalım buna. Çok büyük bir ağız oldu sanki. F küçültelim azıcık. Şu şekilde kontrol basıyken ağız yaptık. E, belki Tekrar bunu işte line'a getirip şuradan da bir kesit atılabilir. Kontrol basınıken şöyle bir kesit, şöyle bir kesit orada kalsın. Mesela yani çene gibi bir şey oldu. Şimdi kontrol I diyerek burayı seçtik. Şunları da bir artık şey yapalım. Burada ne yapabiliriz? Yine bir girinti çıkıntı mantığıyla. Ee, burada, e, ya şunu kullanabilirim yine, burada ne yazıyordu? Ee, şu mesh filter diye bir şey var. Ee, buna bir filtre ek ekliyor. Mesela bunu bastığımız zaman, şurada o filtreyi görüyorsun. Ayarını. İşte inflate diye bir şey var. Buradan artık, e, inflate şişirmek demek. Ee, <laughs> ee, biz inflate'i kullanalım ya da inflate'i kullanmayacağım ben tekrar move'u kullanmak istiyorum move'u kullanacağız ee, ister buradan olur ister başka yerden şuradan yukarı doğru veya aşağı doğru çekebilirim aşağı doğru çekelim bu sefer bunu bakın şöyle e, bir baskı şeklinde biraz daha hatta shift basılırken yaparsan küçük bir şey oluşuyor Böyle bir şekil ortaya çıktı. Şöyle bir daha bakarsak. Alt M ile gidersek daha rahat gözüküyor. Bakın böyle bir logo şeklinde basmış oldum. İstersem direkt hani şurada yuvarlakta yaptığım gibi burada farklı şekiller de yapabilirim ama hani bunun ucu bucağı yok. Selection'lar yapıp onları içeri dışarı şey yaparak çeşitli, çeşitlendirebiliriz. Çizgiler atabiliriz yine. Yani çok ince çizgiler de atılabilir. Şunun gibi çizgi ve çıkıklar. Burada artık hani diğer nesnelerde de benzer bir şekilde bunları yaptığımız zaman epey bir çeşit elde etmiş oluyoruz. Bundan sonraki aşamada UV çıkartma çalışacağız. Ve onun arkasından da Substance'a göndereceğiz bunu.